Lazer nedir? Light amplification by stimulated emission of radiation kelimesinin kısaltılmış halidir. Yani Türkçesiyle lazer dediğin kardeş, ışığın uyarılmış ışıma ile yükseltilmesidir kardeş. Bu şekilde söyleyince pek anlaşılmadığının farkındayım. O nedenle yine seviye seviye anlatacağım. Seviye 1. Nedir bu lazer mazer? Lazer mazer derken espri yapmadım. Mazerdeki M harfi mikrodalga demektir. Gerisi zaten lazerle aynı. Lazerin ana çalışma prensibiyle ilgili ilk çalışmalar 1917 senesinde Einstein tarafından yapılmıştır. Sonrasında kuantum mekaniği ve kuantum optik çalışmalarıyla teorik olarak tamamlanıp 1960 senesinde Theodore Maiman tarafından deneysel olarak gösterilmiştir. Lazeri anlamak için önce ışık nedir birazcık onu tanıyalım. Bir fizikçi bakış açısıyla bakarsak, ışık dalga boyu ile karakterize edilmiş bir elektromanyetik dalgadır. Bir dalga boyu ise iki dalganın maksimumu arasındaki mesafedir. Ve meşhur Yunan harflerinden birisi olan lambda ile gösterilir ve genelde nanometre biriminde ifade ederiz. Nanometre ise 10 üzeri eksi 9 metre demektir. Bütün dalga boylarının temsil edildiği ekranda gördüğünüz bu şekilli şukullu diyagrama elektromanyetik spektrum diyoruz. Tabii bu sınıflandırma antroposentrik yani insan merkezci bir sınıflandırma olduğu için yapay bir sınıflandırmadır. Normalde doğada radyo dalgaları ile kızılötesi dalgalar arasında bir fark yok. Bu farkı biz tanımlıyoruz. Homo sapiensis olarak bizler bu koskocaman spektrumun sadece 400 nanometre ile 700 nanometre arasında olan kısmını gözlerimizde görebiliyoruz. Hepinizin de veya birçoğunuzun da bildiği gibi 400 nanometre mor renge karşılık gelirken 700 nanometre kırmızı renge karşılık geliyor. Arasındakiler de işte gökkuşağının renkleri. 400 nanometreden küçük ve 10 nanometre kadar olan kısma, mordan ötede olan kısma mor ötesi ışık diyoruz. 700 nanometreden uzun ve 1 milimetreye kadar olan kısma ise kırmızıdan öte olduğu için kızıl ötesi diyoruz. Mor ötesi, görünür ışık ve kızıl ötesini birleştirdiğimizde oluşan aralığı ise optik spektral aralık olarak tanımlıyoruz. Çünkü üretebildiğimiz lazerler bu aralıkta çalışıyor. Seviye 2. Bir lazer ışınının özellikleri. Dalga boyu. Argoniyon, beyaz ışık lazerleri hariç olmak üzere bir lazer ışınındaki fotonların hepsi tek bir dalga boyundadır. Yani bir lazer ışığı tek bir renktir, yani monokromatiktir. Yayılım. Lazer ışığı haricindeki tüm ışıklar küresel bir şekilde tüm yönlerde yayılırken lazer ışığı tek bir yönde yayılır. Bu nedenle lazer kaynakları collimated kaynaklardır. Hatta iyi bir şekilde ayarlanmış bir lazerin çıkışından metrelerce uzakta bile lazer şeklini, şemalini, şiddetini korumaktadır. Coherence. Lazer ışıkları coherent ışık kaynaklarıdır. Yani farklı uzaysal noktalarda veya farklı zamanlarda salınan ışıklar arasında sabit bir faz ilişkisi var demektir. Daha önce ışık istatistiği üzerine detaylı bir video çekip orada termal ışık, coherent ışık, sayı ışık durumu gibi konuları anlattım. Daha fazlasını öğrenmek için onu da izleyebilirsiniz. Polarizasyon. Polarizasyon ışığı oluşturan elektromanyetik dalgaların çoğunluğunun bir düzlem üzerinde salınması demektir. Lazer ışınının polarize olup olmayacağı lazerin türüne veya tasarımına göre değişir. Seviye 3. Lazer nasıl çalışır kardeş? Videonun başında da söylediğimiz gibi lazer stimüle edilmiş bir ışık kaynağıdır. Artık o ne demekse. Lazerin nasıl çalıştığına basitçe bakalım. Lazer medyumu adını verdiğimiz malzemeye enerji veriyoruz. Bu sayede uyarılmış durumlar oluşturuyoruz. Her videomuzda tekrarladığım gibi bu uyarılmış durumlar açığa tek foton çıkartıyor. İşte lazeri lazer yapan nokta bu fotonların temelde iki tane ayna arasında git gel yaparak lazer medyumunu rezonant bir şekilde tekrar tekrar uyarması ve açığa tekrar tekrar foton çıkarmasıdır. Şimdi diyeceksiniz ki çıkan fotonlar iki tane ayna arasında hapsedildiyse dışarı nasıl foton çıkıyor? Aynalardan bir tanesi %100 yansıtacak şekildeyken diğer taraftaki %100'den biraz daha küçüktür. Yani lazer rezonatörünün içinde oluşan fotonların küçük bir kısmı dışarı çıkıyor. Bu oran lazerden lazere değişmekle birlikte %5 ile %40 arasında bir yerde. Lazerlerin türlerine ve kullanım yerlerine de kısaca bir göz gezdirmek istiyorum. İnsanlık tarihinde üretilen ilk gaz lazer 1960 senesinde İran asıllı Amerikalı fizikçi Ali Javan ve William Bennett tarafından helyum neon kullanılarak üretilmiştir. Gaz lazerlerin soğutulmaları kolaydır ve çok yüksek güç üretebilirler. Karbondioksit lazerler 10 mikrometre dalga boyu civarında yüzlerce kilowatt gücünde lazer ışığı üretebilirler. Ve genelde endüstriyel işlerde ve lazerli ameliyatlarda kullanılmaktalar. HINI yani helyum neon lazerler 160 farklı dalga boyunda çalışacak şekilde üretilebilirler.
633 nanometre Hini lazer liselerde ve üniversitelerde çok meşhurdur. Neredeyse olmazsa olmazlardan biridir. Nitrojen temelli çalışan lazerler ise 337 nanometrede mor ötesindeki lazer ışını üretmekte gayet başarılıdır. Diğer bir lazer türü ise solid state lazer olarak bilinen katı hal lazerlerdir. Solid state lazerler isminden de anlaşılacağı gibi lazer medyumu olarak gaz veya sıvı yerine katı malzemeleri kullanan lazerlerdir. Yarı iletken temelli lazerler de genelde bu kategori altında değerlendirilir. Solid state lazerlerin en meşhurlarından birisi titanyum safir lazerdir. 650 nanometre ile 1100 nanometre arasında çalışırlar. Titanyum safir lazerler kuantum optik, fotonik laboratuvarlarının olmazsa olmazıdır. Titanyum safir lazerler genelde dalga boyu ayarlanabilir lazerlerdir. Ve modlock yapılarak çok kısa lazer pulsları yani lazer atımları yapabilecek şekilde tasarlanmışlardır. Atım lazerler kuantum kriptografi ve kuantum hesaplama gibi alanlarda olmazsa olmazlardan birisidir. Örnek vermek gerekirse kuantum noktalardan tek foton üretmek için kuantum noktaya pikosaniye mertebesinde lazer atımları gönderip rezonant bir şekilde uyarmanız gerekir. Sonraki videolarımızda lazerlerin çalışma prensipleriyle ve matematiğiyle ilgili daha fazla video çekeceğiz. Pisi bilim kar amacı gütmeyen kafası rahat bir bilim oluşumudur. Bizlere destek olmak istiyorsanız lütfen videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olun gençler.